Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalar'a bir yeni bölümüne daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyalar'ın bugünkü bölümünde ani insan patlamasından bahsedeceğiz. Doğru duydunuz, böyle bir şey var. En azından var olduğu düşünülmekte. Çünkü birçok vaka var bu konuyla alakalı. Bu videoda bazı bu vakalardan bahsedeceğim ve bunun ne olduğunu da size elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Gerçek olduğuna inanıp inanmamak sonunda videonun size kalmış olacak. Ama videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Evet, şimdi hikayemize geçebiliriz. Ani insan patlaması dediğimiz şey kendiliğinden yanma olarak da geçmekte Türkçe'de. İngilizce ismi ise spontaneous human combustion olarak geçiyor. Bunun ne olduğuna geçmeden önce size bir örnek vermek istiyorum. Yani vakalardan bir tanesinden bahsedeceğim. Daha sonra hem bu örnekle daha iyi aklınıza oturacağını düşünüyorum. Açıklamasını da o şekilde yapacağım. Bahsedeceğim kişi Mary Reeser. Polis Mary Reeser'ı 1951 yılında apartman dairesinde bulduğunda Mary neredeyse tamamen kül olmuş durumdaydı. Mary Reeser Florida St. Petersburg'da yaşıyordu ve o bölgede hikayesi kül kadın olarak da anlatılmakta. 2 Temmuz 1951'de Mary Reeser'ın ev sahibesi Pansy Carpenter bir telgraf bırakmak için onun evine uğradı. Ama Carpenter geldiğinde kapıya hiç kimse cevap vermedi. Bunun üzerine kapıyı açmak için elini kapı koluna koydu ve bu kapı kolunun da alışılmadık derecede böyle fazla sıcak olduğunu fark etti. Bunun ardından da polisi aradı, endişelendi. Polis 1200 Cherry Caddesi'ndeki daireye geldiğinde 67 yaşındaki Mary Reeser'ı gizemli bir yangında yanarak can vermiş halde buldu. Raporlara göre vücudu böyle beyaz, sıcak yoğunlukta bir alevle parçalandığını söylüyordu. Ama ilginç bir şekilde dairesinin geri kalanında hiçbir bozulma olmamıştı. Hatta Mary Reeser'dan da geriye çok fazla bir şey kalmamıştı. Omurgasının bir parçasının yanı sıra tuhaf bir şekilde ayaklarından bir tanesi de olduğu gibi duruyordu ve hatta terliği de ayağındaydı. Diğer ayağı yoktu, kül olmuştu. Kafatasının bir parçası da bulundu ve raporlara göre kafatası parçası küçülmüş bir halde bulunmuştu. Polis geldiğinde de zaten daire aşırı sıcaktı ama başka herhangi bir eşya vesaire zarar görmemişti. En azından çok zarar görmemişti deyim. Şimdi açıkladıkça anlayacaksınız. Mesela Mary'nin oturduğu koltuğun yakınındaki plastik ev eşyaları yumuşamış ve şeklini kaybetmişti ama tamamen yok olmamıştı. Halının üzerinde de bir yanık izi vardı ve bu yanık izinin ortasında da sandalye ve sehpa dik bir şekilde duruyorlardı. Sandalye ve sehpanın da tahtadan yapıldığı düşünülecek olursa yanmamış olmaları gerçekten çok ilginç ve bu halının üzerindeki iz de zaten Mary'nin oturduğu koltuğun bulunduğu yerdeki izdi. Yani sadece koltuğun bastığı yerleri kapsıyordu. Diğer etrafına yayılmamıştı halının geri kalanına. Bir cesedin yakılması için yaklaşık 3000 Fahrenheit civarında 3 veya 4 saatlik sıcaklık gerektiğinden dava yetkilileri de şaşırttı. Ve bu gizemli koşullarından da ötürü Mary Reeser'ın kendiliğinden yanmanın bir kurbanı olduğu düşünülmekte. Bu ne demek diyecek olursanız, bir kişinin harici bir ısı kaynağı olmaksızın sadece vücudundaki kimyasal bir reaksiyondan alevler içinde kalması. Ve aslında bu kendiliğinden yanma vakaları 1663 yılından beri görülmekte. Fakat bilim adamları tam olarak ikna olmuş değiller bu konuda. Bunlara da değineceğiz. Şef Cass Burgess, Mary'nin dava aslında yani bu olay olduğu sırada bir dedektifti ve kendisi gazetelere verdiği ifadede bu yangının çok ilginç olduğunu belirtti. O ve ekibi bir kimyasal analiz yapılabilmesi için daireden kutular dolusu malzeme topladılar ve bu malzemeleri de Washington DC'de bulunan FBI laboratuvarına gönderdiler. Bu malzemeler arasında halının bir kısmı, duvardaki molozlar ve Mary Reeser'ın öldüğü sırada oturduğu sandalyenin de parçaları vardı. Kamuoyu da bu olaydan çok etkilendi. Hatta adli tabip Ed Silk, 15 tane özel dedektifin bu davayla ilgilenmek için başvurduğunu söyledi. Ve dedektif ekibi olayın sebebi bilinmeyen kazara bir yangından dolayı hayatını kaybetme olduğunu belirledi. Buna dair bir bildiri yayınladılar. Ama bu soruşturmanın sonlandığı anlamına gelmiyordu. Aslında sadece Mary Reeser'a ya da Mary Reeser'dan geriye neler kaldıysa bir cenaze düzenlemek için bu bildiriyi yayınlamışlardı. FBI
Mary Reeser'ın ölümünün kendiliğinden yanma sonucu olmadığına karar kıldı ama net kesin sebebini de açıklamadı. Sadece bu konuda şunları belirttiler. Mary Reeser büyük ihtimalle kendi vücut yağının, yani vücudundaki bulunan işte yağın tutuşmasından hayatını kaybetmişti. Muhtemelen bir sigara yakmıştı ve koltuğunda uykuya dalmıştı. Vücudundaki yağı da bu sigaranın ateşi yakıt olarak kullanmıştı. Bundan dolayı da vücut alev aldığında kendi yağ dokularından ötürü neredeyse tamamen yok olmuştu. İnsanların yağ dokusunun da oldukça yanıcı olduğu doğru aslında. Hatta kilolu insanlarda daha fazla oluyormuş bu yanıcılık oranı. Yağ daha fazla olduğu için büyük ihtimalle. Mary Reeser'da bu olay yaşandığında 77 kiloydu. Ama FBI'nin açıklamasının her ne kadar bir mantığı olsa bile belli başlı bazı anormallikler vardı ve bunlar açıklamayı sadece kısmi bir açıklama olarak kalmaya zorlamışlardı. Mesela bu anormalliklerden birisi de Mary'nin oturduğu koltuğun hemen dibindeki gazete yığınının tamamen yanmamış olmasıydı. Gazete ne kadar çabuk tutuşabilen bir şey biliyorsunuz. Ve hani gazeteden tutuşup yandıktan sonra halıya geçmesi, hatta halı da yanmış zaten, onda da yanık izleri var. Ve buna rağmen yayılmaması ne kadar mümkün bilemiyorum. Pennsylvania Üniversitesi'nde fiziksel antropoloji profesörü ve deneyimli bir yangın araştırmacısı olan Dr. Wilton M. Krogman, FBI'nin vardığı sonuca katılmadığını belirtti. Krogman, araştırdığı tüm yangın ölümleri arasında daireyi daha fazla yakmadan böyle bir tam insanı yakma vakası olabileceğini düşünemiyorum diye yazdı. Mary Reeser'ın hayatını kaybetmesinin üzerinden 70 yıl geçti ama hala bu duruma tam olarak bir açıklama getirilemedi. Şimdi size isterseniz bir başka vakadan daha bahsedeyim. Bu çok daha yakın zamanda yaşanmış bir vaka. Çünkü 22 Aralık 2010'da gerçekleşti. 76 yaşındaki Michael Fogarty, İrlanda'nın Galway kentindeki evinde cansız bir şekilde bulundu ve vücudu yanmış haldeydi. Müfettişler cansız bedeninin yanında böyle herhangi bir hani suça itekleyecek, suçla ilişkilendirilebilecek bir şey bulamadılar. Hatta böyle işte ne bileyim buna sebep olmuş bir sigaradır, mumdur, böyle bir şey de bulamadılar. Ama bir şömine vardı. Fakat daha sonra bu şöminenin de sebep olmuş olamayacağı kanıtlandı. Ve adli tıp uzmanları bulunduğu bölgeyi incelediklerinde sadece Michael'ın yandığını ve aynı zamanda oturduğu koltuğun altının ve tam bulunduğu hizadaki tavanın yandığını gördüler. Ve bu da kendiliğinden yanmaya aslında örnek gösterilen vakalardan birisi oldu. Çünkü başka bir şekilde açıklanamadı. Hatta size 1600'lerde bile bu vakaların görüldüğünü söylemiştim. Bu fikir o zamanlardan itibaren gitgide popülerlik kazandı ve kitaplarda yer aldı. Hatta özellikle de Victoria döneminde alkolle ilişkilendirilmeye başlandı. Charles Dickens 1853 tarihli Bleak House adlı romanına bile bu konuda bir şeyler yazdı. Kitapta cin için bir tutkuyla hile yapan bir tüccar olan karakter Crook kendiliğinden alev alıyor ve yanarak can veriyor. Bunun ardından aslında başka birçok kitapta da yer almaya başladı bu vakalar. Hatta bazı kaynaklar 1600'lerden de önce 1400'lerin sonlarında bir kendiliğinden yanma vakası gerçekleştiğini söylüyorlar. Bu kaynaklara göre Polonus Vorstius adlı bir şövalye Milano'da kendi ailesinin gözlerinin önünde alevler içinde kalmıştı. Ve birçok kendiliğinden yanma vakasında olduğu gibi işin içerisinde alkol de vardı. Çünkü Vorstius'un birkaç bardak böyle özellikle güçlü olan bir şarabı tükettikten sonra adeta ateş püskürttüğünü söyledi ailesi. Kontes Cornelia Zangari de Bandi de 1745 yazında benzer bir kaderi paylaştı onunla. De Bandi erken yattı ve ertesi sabah Kontes'in hizmetçisi onu bir kül yağını içinde buldu. Ve ondan geriye sadece başının bir kısmı ve ayakkabılarının olduğu ayakları kalmıştı. Ve De Bandi'nin odasında iki tane mumu olmasına rağmen fitiller el değmemiş haldeydi ve sağlamdılar. Buna ek olarak da kurbanın bulunduğu yerin üstünde ve altında yanık izleri bulunmuştu. Ve çoğu vakada olduğu gibi gövde kısmı yani neredeyse kül olmuş haldeydi. Hatta tamamen kül olmuş haldeydi. Geriye sadece işte bacaklar ya da ayak gibi kısımlar kalmıştı. Ancak bilim insanlarının düşüncesine gelecek olursak onlar bu vakaların aslında çok da anormal olmadığını söylüyorlar. Onları söylediğine göre birçok yangın kendi kendini sınırlıyor ve yakıtın bitmesiyle birlikte yangın da bitiyor aslında.
Bu durumda da yakıt insan vücudundaki yağ olmuş oluyor yani. Ve yangınlar da genellikle dışarıya doğru değil de yukarıya doğru yanma eğilimi gösterdiklerinden dokunulmamış, hani hiçbir şey olmamış bir odada kötü bir şekilde yanmış bir cismin bulunması çok da görülmeyen bir şey değil dünyada. Ve yine kanıtlanmış bir bilgi var. Bu da yangınların onları itecek bir rüzgar veya hava akımı olmadıkça yatay şekilde ilerleyemez olmaları. Ve çevreye zarar gelmeden sadece yanan maddenin ya da cismin yanmasının sebebini de aslında fitil etkisi olarak adlandırıyorlar. Bu tıpkı bir mumun kendi çevresi içerisinde yanması ve etrafı yakmaması gibi. Ama mesela benim arkamdaki mumlardan şu anda kendi kendini etrafa taşırmış bir mum var. Bu da taşırmış olmasına rağmen yakarken çok şükür bir yerleri yakmadı henüz. Fitil etkisine göre de insan vücudu bu vakalarda mum etkisi göstermekteydi. Mum gibi bir görev görüyordu ve giysi veya saç fitil olarak yer almaktaydı. Vücuttaki yağ ise yanıcı maddeydi. Ama tabii ki de bu yangınlar nasıl başlamıştı? Bilim insanlarının bunlara da bir cevabı var aslında. Görünürde kendiliğinden yanma sonucu hayatını kaybeden kişilerin çoğunluğu yaşlı, yalnız ve böyle bir tutuşma kaynağının yakınında oturan insanlar oldukları ortaya çıktı. Hatta kimileri bu kaynağın yanında uyuyorlardı. Birçok kurban açık bir şöminenin yakınında veya kendi yakınlarında yanan bir sigarayla bulundu ve çok sayıda kurban da en son alkol tüketirken görülmüştü. Ve rapor edilen bu vakaların neredeyse hepsi çevredeki bir insan ona şahit olmadan gerçekleşmişti. Ve bu da yangınların sarhoş ya da uykulu kazaların sonucunda olmuş olabileceği ihtimalini artırıyordu. Yani bu kişiler bu kaynağın yanında uykuya dalarlarsa ya da bilinçlerini yitirirlerse bu şekilde hiç kimsenin de haberi olmadan o şekilde canlarını veriyorlardı orada. Ya da mesela yaşlı kişiler eğer bir kriz geçirdiyse, kalp krizi vesaire, o da orada hayatını kaybettiği için elindeki sigarası ya da yanındaki alkolü vesaire tutuşuyordu. Ama bana hala çok ilginç geliyor açıkçası bu durum. Çünkü gerçekten nasıl ayakları kalıyor? Yani çünkü sonuçta ayaklarında da bir şey yok mu? Yağ dokusu yok mu? Ayaklar olduğu gibi kalıyor bu vakalarda bu arada arkadaşlar. Yani şey değil, hani iskeletleşmiş halde falan değil. Fotoğraflarına da bakabilirsiniz. Olduğu gibi kalıyor yani. Sanki ayrı bir parçaymış gibi düşünün. Ve hani orada da yağ dokusu var sonuçta. O da fitil görevi görmesi gerekmiyor mu? Yani yakıt görevi görmesi gerekmiyor mu? Sanki böyle şey gibi böyle boom olmuş ve bu kısım olabildiğince yok olmuş, geri kalanı kalmış gibi yani bu fotoğraflara baktığınızda. Ve gerçekten inanılmaz ilginç. Ben gerçekten bunu ilk duyduğumda böyle bir şey gerçekten olabiliyor mu diye korkmuştum. Hani Victoria döneminde bunu alkolle ilişkilendirmelerinin sebeplerinden birisi de aslında Tanrı'nın günahkar insanları, alkol alan günahkar insanları bu şekilde cezalandırdığına vurgu yapmak için. O zamanlarki inançlar tabii ki de çok farklıydı. Evet, ülkemizde gerçi hala bu tarz inançlara sahip kişiler mevcut. Ama dediğim gibi yani sadece bu bulunduğu bölgedeki yanık izleri mevcut oluyor insanların. Onun dışında hiçbir yerde bir şey olmuyor. Gazeteler bile yanmamış durumda, düşünün. Ve bilim insanlarının da açıklamaları bu şekilde. Ama onlardan da benim anladığım kadarıyla net bir şekilde bir açıklama gelmediği için hala bu durumun var olup olmadığı tartışılmakta, gündemde hala yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce spontaneous human combustion, yani kendiliğinden yanma, gerçekten var olan bir şey mi? Yoksa sizce gerçekten de bu açıklanan sebeplerden dolayı mı gerçekleşiyor bunlar? Belki de altında başka bir sebep vardır ve onlar kapatılıyordur diyeceğim, ama belki de tamamen böyle komplo teorileri gibi bir şeyler üretmek isteyen insanların oluşturduğu fikirlerdir. Ama hani başka bir açıklama bulunamayınca sonuçta bu kadar çok o vaka yaşanıyor ve hiçbirine bu kadar açıklama bulunamıyor doğru düzgün. Bundan dolayı da hani insanlar doğal olarak düşünüyorlar ki tamam, bu kendi kendine patladı o zaman diye düşünüyorlar. Çünkü hiç gören mesela de olmuyor.
Bilemiyorum yani, benim aşırı ilgimi çeken bir konu ve bu Cadılar Bayramı geleneği videolarında yer alması gerektiğini düşündüm. Umarım sizin de ilginizi çekmiştir. Yorumlarınızı dediğim gibi aşağıda belirtmeyi unutmayın. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve aşağıda kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.